Elhamdülillah Rabbil Alemin, yerde gökte dünyada ahirette Allah'ın kuşatmadığı elbette ki hiçbir şey yok. Rabbimizi bizi bütün kötülüklerden korusun, bizi acısın, bize merhamet etsin, bize mağfiret etsin. Bugün konuşacağımız Allah'ın izniyle Hud suresinde şeyi konuşmuştuk, Nuh Aleyhisselam'ı konuşmuştuk. Birkaç şende şey sürmüştü Rabbimizin izniyle, bir sürü bilgiler vardı orada konuştuk. Oraya şimdi özellikle girmeyeceğiz. Zira kendi başına zaten koca koca şey sayfalar ve o süre Nuh Aleyhisselam'ın belki en uzun anlatıldığı şey Hud suresi, Subhanallah. Kendi şeyinde bile bu kadar şey var mı emin değilim. Yani galiba yok, o daha kısa. Yani bunu şimdi Hud Aleyhisselam'ı konuşacağız. Nuh Aleyhisselam'dan sonra Ad kavmini muazzam tüyler ürpertici güzellikte şeyler var. Tam da bu dün akşam Ali Muhammed kardeşimin yaşadığı yoğun bir mücadele oldu. Onu sizlerle şey yapmak, paylaşmak, hem orada konuştuğumuzun bir kısmı olsun, orada birçok hamdolsun zaten hatırımda, onu size konuşmak hasip babında inşallah ki şey yapacağız, biz bir yol tutacağız. Rabbimiz rahmetini üzerimize yaysın. Gerçekten o göklerin bir yerin Rabbidir. Gerçekten işten bilendir. Bir tane şey gördüm, onu evvela onunla paylaşayım. Çünkü gerçekten değerli bir bilgi, inşallah size doğru söylediğimi buradan da düşünürseniz gerçekten anlayacağınız bir şey olacaktır sizin için. Üzüntü akciğerlerinizi, aşırı düşünce dalağınızı, aşırı düşünce herhalde, düşünce aşırı düşünce yani karamsar düşünce olsa gerek bu. Kaygı midenizi, zira düşünce yani normal bildiğimiz haliyle böyle çözümler üretebilen, ki Allah'ın kitabı, Resulü'nün işte apaçık bir şekilde beyan ettikleri dahilinde eğer ki oradan istifade ediyorsan yol kat edebilirsin. Aksi halde o patanaş patanaş içinden çıkamadığın düşünce gerçekten insanı şey yapar. Yani cevabını bulamadığın sorular insanı gerçekten yorar, üzer döker, usandırır. Cevabını yani, ve bu dünyada cevabını bizim gerçek anlamda bütünüyle yani bulacağımız cevapları bulacağımız yegane nimetler Allah bize kitabıyla işte apaçık bir şekilde beyan eden Resulüyle öğretmekte. Aşırı düşünce, içinden çıkamadığın düşünce diyebiliriz. Cevabını bulamadığın düşünce diyebiliriz. Bunlar dalağınızı, kaygı midenizi, nefret, kırgınlık kalbinizi, yalnızlık, tiroid bezinizi, geçmişi unutamama safra kesenizi, korku, endişe böbreklerinizi, kafaya takma sindirim sisteminizi, kızgınlık, sinir, karaciğerinizi yorar. Yani bu tam anlamıyla %100 isabetlidir demiyorum ama genel itibariyle gerçekten katıldığım çok çok noktalar var. Bu yüzden zaten sizinle paylaşıyorum ama ben size çözümden Allah'ın izniyle bahsedeceğim. Esas mesele çözümdür zaten. Niceleri konuşur, 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 konuşur. Ortaya bir şeyler de koyduğunu düşünür çoğu kez ama gerçekten bir yani hani bir şey vardır. Mesela Allah onları bizi hepimizi imtihan etmek, kendi halimizi, bize verdiği aklın değerini bilelim, ne olduğunu, sahip olduklarımızın değerini bilelim diye Allah gözümüzün önünde kimi yani kendisini imtihan etmediği, bizi, bizim yani diğer imtihan edilenlerin imtihanı tam olsun diye, yani kusursuz olsun diye Allah mesela kimi böyle hani bizim toplum içerisinde dediğimiz bir takım eksikliklerle aramızda gezen insanlar var. Onları kendimizden daha çok sevmez, elimizden geldiği kadar onlara yardım etmezsek her fırsatta, o zaman biz gerçekten nasıl hoşnut, yani bizden zayıf olanlara, bilhassa insanlar ve canlara merhamet edeceğiz, yardım edeceğiz gücümüz yettiği kadar. Allah bize merhamet etsin, yardım etsin. Zaten Allah bize o kadar imkan vermişken. Yani onlar mesela ne yapıyorlar? Çocuklar da bunu yapıyor. Oradan örnek vermek istedim. Yani onlar biraz daha büyüdüğü için
aslında insanoğlu kendini ne hale düşürüyor tam anlamıyla Allah ona imkan vermişken, akıl vermişken onu katından bir sebeple, kendi elinde olmayan sebeple mahrum olması ayrıdır ama kendini düşürmesi ayrıdır. Bambaşka bir şeydir. O kendini düşüren ne? Lanet vardır, kınama vardır. Diğerine elbette yoktur. Diğerine ancak sevilir, sahip çıkılır. Gücü herkes gücü nispetinde. İşte ne yapıyor mesela? Tutuyor. Örnek veriyorum, bir tane ağacı alıyor. Diyor ki bu benim arabam diyor. Mercedes, örnek veriyorum, Türkiye'de hatta meşhur bir tane dahi vardı. Allah gerçekten rahmetini yayılsın bütün temiz kalplere, bütün temiz yüreklere rahmetini, selametini üzerlerine yayılsın. İşte yani örnek veriyorum, adama lakap takıyorlar. İşte arabası şu odun onun arabasıdır diye insanlar da kabulleniyor ve böyle kendi içinde, toplum içinde geziyor. Yani bunu bu örneği nereye Allah'ın izniyle çekeceğim? Yani bugün nice insanlar ortaya bir şey koyduğunu düşünüyor. Ortaya bir icraat, bir çözüm sunduğunu düşünüyor. Gerçek arabayla tahtadan arabanın hali bir olur mu? O şeyin hali. İşte o kişi gerçekten ona araba diyor yani. Eğer senin Allah'ın alemleri, Rabbi Allah'ın öğrettilerinden beslenmiyorsa koyduğun çözüm, o istediğin kadar kendini aldat. Bin dikiş de atsan kendini aldatmak için birbirine bağlı böyle zincirlerle, ancak kendini daha derin 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 aldatmış olursun. Tüm sıkıntılar ve en büyük bela olan korkudan güvende olmak ise ancak Allah'a ve işte sonuncusu aranızda olan Resullerine itaat ile, dost doğru yolu tutmak ile mümkün. Anladınız inşallah. Tüm sıkıntılar ve en büyük bela olan korkudan güvende olmak ise ancak Allah'a ve işte sonuncusu aranızda olan Resullerine itaat ile, dost doğru yolu tutmak ile mümkün. Başka türlü sorunların biriyle baş ettiğini zannederken onun benzer veya daha şiddetli hali başka yerden kişiyi yakalar. Bak, sorunlarla baş ettiğini, yani Allah gerçekten, işte insan kendi kendini yer bitirir. Yani gerçek anlamda istikamet üzere olmadığı zaman en ufak bir iş böyle kafasına takar gelir. Bütün şeyini alt üst eder, halini harap eder atar. Yani imkanı yok, istediği kadar bu bilgiler, elinde kitaplar olsun, yazılar olsun, bilgiler olsun, ulaşacağı doktorlar olsun, bilmem o olsun, bu olsun, psikologlar olsun, kim olursa olsun. Alemlerin Rabbi Allah'ın indirdiği dahilinde hayatını bir değiştirmesi lazım. Zira evvela herkes bir takım putlar diker, irili ufaklı. Sonra Allah'ın emri o gelip onun yerine kurulacak ki ben alemlerin Rabbine teslim oldum ilkesi gerçekleşsin. Bütün uydurmaları kendi nefsimden başlayıp Allah'ın razı olmadığı alışkanlıklar hepsini terk ediyorum. La diyorum Allah'ın razı olmadığı ne varsa, ancak ve alemlerin Rabbinin rızasını istiyorum bunun için diyor kişi. Şimdi burada Allah'ın izniyle kişi yakalanır. Bundan kaçarı olmaz. Zira Allah'ın yardım etmediğine asla güvende olmak, sıkıntılardan arınmak, aldatılıp kendi aleyhinde yorulmamak ve asıl başarı ebedi kurtuluşa uzanmak katiyen yoktur. Hüküm ancak Allah'ındır. Mehdi Resulullah, selamet doğruya tabi olan Ali Muhammed gibi yiğit kardeşlerime, dürüstlere övgü alemden Rabbi Allah'a özgüdür. Bunu asla unutmayın, daima hatırlayın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ila adin ahahum huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. İşlerinde kendi içinde, yani kardeştir, kendi içinde birini gönderdik. Bugün de kendi içinizde birini gelmesini, yani bu bir Allah'ın ikramı, ihsanıdır. Yani sen ne bekliyorsun? Bugün mesela Allah bir Resul göndermesini, gerçek anlamda katından bütün uyarıcılar gibi, nebiler gibi nebi göndermesini neden çoğu, bak, inkar edenleri hiç dinlemeye dahi tahammül edememelerini anlarsın. Onlar zaten
kendi aldatmak için yer alıyorlar. Yani azgın bir şekilde inkar edip küfre saplanan, kendi ateist, deist tipler diyen işte şeyler diyor, putperestleri diyorum. Onlar dinsiz, dinsiz diye bir şey yok. Din yöntem demektir. Sen şeytan yöntemini kullanıyorsun bu. Biz alemler Rabbi kitabı indiren, hiçbir eğrili olmayan, dost doğruyu gösteren, kalbi parlatan, aklı ihya eden Rabbimizin yöntemlerini kullanıyoruz. Sen hevanı, şeytanın uydurmalarını kullanıyorsun. Bu dünyada da sonuç ortada, kişi içinde çözüm, ulaştığı çözümler, cevaplar ortada. Esas o din gününde göreceğiz kim gerçekten bir başarı elde etmiş, kim gerçekten kendini aldatmış, bir yalanlara sarılmış. Zaten kesin bir şekilde Allah'ın izniyle göreceğiz. Şimdi bu, Subhanallah, Rabbimiz gerçekten nurunu doğurandır. Ne büyük bir lütuftur onun güneş nimeti. Bu şeyi ya bu azgınları anlarsın değil mi? Kısmen de olsa hani zorlarsın, dersin ki bunlar zaten cehennem, onları paklar. Onlara yeteri bir cezadır. Ya inandığını söylediği halde güya Müslüman akşama kadar adam işte paylaşım yapıyor, konuşuyor, bilmem videolar yayınlıyor, o kadar üzerinde zaman şey yapıyor, harcıyor ama Allah'ın açık hükmü üzerindeki elinde sürünü adam dinlemeye tahammül edemiyor. ben Resuller, hani Resul'ün çağında yaşasaydım onun yanında yiğitçe mücadele ederdim tabii ki. Nasıl etmem? Yani örnek veriyorum, Resulullah gelse ne yapar diyor mesela, bir röportaj yapıyor. Adam kimi ağlıyor, ne yapmam ki diyor, ne yapmam ki diyor sabah, anladın mı? Yani halbuki o gerçek anlamda, o söylediğinde az bir dürüst olsa, içinde olduğu hayat, rezalet içerisinde olan, Allah'ın hoşnut olmadığı nice alışkanlıklar, nice haller, elbette Resul de hoşnut olmaz, Allah'ın hoşnut olmadığından müminler de hoşnut olmaz. Tutup mesela onları, sen ne kadar onları geride bırakmak için savaşıyorsun? Yok. Bugün Resul sana diyecek, bunu terk etmen lazım. Seninle bir arkadaşımızın, kardeşliğimizin başlaması için, gerçek anlamda yoldaş olabilmemiz için diyecek. Sen ne yapacaksın? Bugün çoğunuzun yaptığı gibi derhal hurra, zor gelecek, ağır gelecek. İşte şu insanı put edinmeyin, liderlerinizi put edinmeyin, partiperestlik yapmayın diyecek size bugün dendiği gibi. Siz hemen şiddetle karşı gelecek, kaçacaksınız ve Allah'ın, yani peygamberleri, resulleri koyduğu konum belli. Allah'ın evliliğini evvela kendileri yaşamak ve insanların da yaşaması için tebliğ etmek, risaleti ilan etmek. Bu resulün üzerine düşerken bambaşka bir konuma koydukları için bugün gözleri önünde kendilerinden birinin çıkmasına tahammül edemiyorlar. Ki kıskançlık, şeytan hileleri bir sürü. Zaten bir resul geldiğinde kavim genel itibariyle artık en dost doğru yolda olduğunu düşünen alim dediğiniz kişiler dahi insanları en olmadık yerde bir şirke, bir pisliğe davet ettiği için, hiç farkında olmadığı için Allah zaten o dininin toparlanması ve o dost doğru olan yolun tekrar ayyuka çıkıp bütün batılın tekrar yerle bir olması için Resul'ü gönderir. Yani ben de işte Mehdi gelecek, biz tanıyacağız, hemen alimler diyecek, sen Mehdi'si etrafta toplanacağız, öyle bir şey. O zaman Mehdi diye bir şey gelmez. Yani birinin gelmesi gerek yok zaten. Alimleriniz o kadar, siz o kadar şey olsanız, ayakta olsanız, öyle siz gideceksiniz, arayacaksınız, bulacaksınız, tarayacaksınız insanları. Hayır, zaten şu anda nefislerinize ağır geliyor ve nefislerini öldürmeyene zaten kurtuluş olmaz. Nefis, Musa Aleyhisselam'ın dediği gibi kavmine, size de denilen nefislerinizi öldürün, yaradanınız katında sizin için hayırlı olan budur. Bakalım ne yapacaksınız ki yapıyorsunuz. Yani peygamberi başka bir konuma koydukları için oradan şey yapmıyorlar, yani onu indirmeye yanaşmıyorlar, put edinmişler çoğunlukla. Bu yüzden de yani Allah, İslam'da putun yeri olmaz. Sen putları kuracaksın. Allah'ın dediği şekilde kafanı dizayn edeceksin. Kendin önceden dizayn etmişsin, sonra gelmişsin. Hoşuma gideni alırım, gitmeyeni almam. İşte şuradan biraz alayım, biraz bırakayım. Öyle bir şey yok. Allah'ın istediği şekilde dizayn edeceksin. Hiçbir şey bilmiyorum diyeceksin Allah'ın kitabına.
ciddiyle Resulü'ne apaçık bir şekilde Allah'ın emrini karşısında kendi bütün biliyorum dediğin şeyleri bırakacaksın. Allah sana yardım isteyeceksin. Allah sana yardımını açsın. Kardeşleri Hud'u gönderip dedi ey kavim ibadet Allah'a kulluk edin, bel bağlayın. Sizin için ondan gayrı bir ilah olmaz. Kurtuluş olmaz. Sizin için Allah'tan başka gerçek anlamda bir yardımcı, bir kurtarıcı, bir yol gösterici olmaz. Benim de size dediğim Allah'ın izniyle elbette ki bundan gayrısı değildir. Allah yani bütün ümidimizi Allah'a bağlayacağız. Bütün var gücümüzü Allah'ın rızası için çalışacağız. Bizim için en hayırlısı en, zaten bu. Ve siz iftira dışında değiliz. Yani haliniz iftiradan başkası değil. İftira üzeresiniz ancak. Ya kavmi la es'alukum aleyhi ecra in ecri illa alellezine fadarani efela ta'kilun. Ey kavmim istemiyorum sizden bunun için bir ecir istemiyorum. Keza aynısını söylüyorum. Sizden bir karşılık elbette istemiyoruz. Dileyen Rabbine dosdoğru yolu tutsun. Bu hem benim için Rabbimin katındaki kazancımı hani bütün kazanç ben Allah'ın katındaki kazancı talebim ve yani ben üzerime düşeni yaptıktan sonra inşallah Rabbim en güzel katında kazancı arttırarak eksiltmeden zaten Subhanallah karşılık verenlerin hayırlısı olur. Ama sizin gördüğünüzü gerçekten faydalanıp Rabbinize doğru yol tuttuğunuzu gördüğümde bu benim için en büyük yani bütün bana hani tutup da şaka demiyorum yani bu param diyelim ki zerre şu andaki hal Allah bir sebeple kulunu yetiştiriyor ki öğrenmesi gerekir öğrensin yarın önünü açtığında gerekli vakit geldiğinde Allah'ın izniyle mazlumların yanında zalimlerin, hırsızların, arsızların, talancıların, yalancıların karşısında gereken mücadeleyi versin. Allah bugün çeşitli sıkıntılara, darlıklardan geçiriyor ki Allah senden önce hiçbir Resulüne bir gönder, hiçbir nebi göndermedik ona. Alçak gönüllü ve mütevazi olması ve yani bir şeyleri gerçek anlamda kavraması için darlık ve sıkıntılarda geçirmiş olmayalım. Ne güzel Subhanallah Rabbimiz olduklar, nitelik olaylıkları eleştirendir. Yani şu andaki hal dahil, yani hiç param yokken bana verdiğin 100 trilyon trilyon diyorum bak normal bugünkü 100 trilyon dolar diyeyim de anlayın bugünkü değerine bakın 100 trilyon dolar da verseniz size yani onun yerine sizin doğru yolda gittiğinizi görmek bu getirdiklerimi Allah'ın öğrettiklerine dahiline doğru yolda gittiğinizi görmeyi yeğlerim. Anladınız değil mi? Şaka yapmıyorum yani şu anda hani ailem bu kadar ihtiyaçlar var hani gerçek anlamda yani siz 100 trilyon bir insana verse 100 trilyondan bahsediyorum yani bugün yani Amerika'nın görülmemiş derecede borcu var diyor mesela dünya tarihinde işte 20 küsür trilyonlarda yani bu şu şeyi verseniz ben size onu değil, sizin doğru yolda gittiğinizi yeğlerim. İkisinden biri mesela arasında kıyas yapsanız. Bak sen doğru yolda gitmezsen zararını sen yaşayacaksın. Bunu inşallah ki bu konuda Allah'a sırrım yalan konuşmaktan, doğrudan başkasına hissettiğimden, düşündüğümden başkasına Rabbimin öğrettiği haricinde bir yol tutmaktan gerçekten Allah zalimleri, yalancıları doğru yola çıkarmaz. O herkesin neye ehil olduğunu zaten bilir ve ona ancak layık olduğunu verir. İnsan kendisine zulmeder. Benim sizden bir ecir istemiyorum. Mükafatım beni yaratanın üzerinden başkasına değildir mükafatım. Subhanallah.